Evet arkadaşlar, bugünkü diğer bir bitki bakımızda Madagaskar yasemini dediğimiz bitkidir. Biraz mum çiçeğini andırır. Yaprakları kalındır yani, o açıdan söylüyorum. Evde beslenen bir türdür bu. Koku verir. Bunun değişik versiyonları vardır. Böyle bir yuvarlak şekilde olanları vardır. Bunun gibi dik olanları vardır. Bu çiçeğin özelliği şu beyaz çiçeklerin arkadaşlar yıldız gibi açıp koku vermesidir. Bakımları gayet kolaydır. Özellikle Mart ve Ağustos aylarında bol sulanmayı severler. Madagaskar çiçeklerinin budanma olayı da vardır ama eğer çok saçılırsa, çok evinizde sizi rahatsız edecek kadar sağa sola dalları uzarsa o zaman budama yapın. Veya hiç kesmeyin, direkt çiçeğin etrafına sardırarak da bunu yapabilirsiniz. Şimdi Madagaskar çiçeğini aldığınızda veya evinize geldiğinde çiçeğiniz kendi boyutuna göre belli bir saksıda olur. Mesela şimdi bu size göre küçük bir saksı olabilir arkadaşlar. Bu bitki için ideal bir saksıdır. Bunu kesinlikle hemen alır almaz kocaman saksıya geçmiyoruz. Yaklaşık olarak 1-2 sene boyunca, özellikle 8 ay, en az minimum 8 ay boyunca bu saksıda durması bitkinin gelişimi açısından daha iyidir. Büyüteceğiniz zaman saksıyı arkadaşlar şöyle 2 parmak genişliğinde, bakın 2 parmağınızı koyuyorsunuz. Yeni bir saksı alıyorsunuz şu kadar genişliğinde. Bunu toprağı ile birlikte o saksıya koyuyorsunuz arkadaşlar. Yanına da toprağını, yeni aldığınız toprağı ilave ederek ekimini tamamlıyorsunuz. Çiçekte toprak değişimi bütün köklerine kadar toprağa atıp yeni toprakla ekmek demek değildir. Saksıyı biraz büyütüp yanına yeni toprağını koyduğunuzda bu toprak değişimi anlamına gelir. Bazı arkadaşlar bütün saksıları boşaltıp köküne kadar inip bitkiyi zedelemektedir. Bu yanlış bir harekettir. Bunu yapmıyorsunuz. Bu çiçeğe kullanacağınız toprak suyu tutmayan, yani şöyle söyleyeyim, çiçekçilerde, bizim gibi çiçekçilere satılan torf dediğimiz, ama bu lifli bir torf olmak zorunda, o tarz toprağı alıp kullanmalısınız. Suyu hemen transfer edebilecek, yani kurumasını sağlayabilecek bir şey yapmalısınız. Bunu yaptıktan sonra toprağını her türlü kullanabilirsiniz arkadaşlar. Başka diğer bir şey, gün ışığı olan bir yerde, yani evimizin ışık alan, bol ışık alan bir yerinde mevcut bakmalısınız. Yazları balkona çıkartabilirsiniz ama direkt güneşten sakının, çünkü bu da bir salon bitkisi olduğu için yanma ihtimali yüksek olur. Yavrulaması veya çoğaltılması diyelim, ana dallarından keserek bir toprağa ekerek de çoğaltılabilmektedir. Gözünüze kestirdiğiniz bir dalı kesip böyle bir yaprağı varsa onu alıp sadece ana dalı ekeceksiniz. Bu şekilde bitki yeniden çoğalıp büyümeye başlayacaktır. Bunda başka yapacağınız bir şey yok ama en önemlisi dediğim gibi bol ışığı olan bir yerde bakmalısınız. Çiçekli bitkiler genelde bol ışığı sever. Direkt güneş ışığından uzakta tutacaksınız ve evin içinde veya balkonunuz, eğer direkt görünüşü balkonda yazları kullanabilirsiniz. Artı 14'ün altına düşen yerlerde kullanmanızı tavsiye etmiyor, önermiyorum. Bir diğer önemli bir husus da dediğim gibi toprağı ve saksı genişliğine lütfen dikkat ediyoruz arkadaşlar. Eğer bununla ilgili anlamadığınız veya merak ettiğiniz bir konu olursa sosyal medya hesaplarımızdan bize sorabilirsiniz. Biz size buralardan müsait olduğumuz zamanlara cevap vereceğiz arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum.